السلام عليكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده وخليله وصفيه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا بإتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا بإشنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشركين ودمر عداءنا وعداء الدين اللهم افتح بالخير واختم الخير Bugün Irak'ın İslamlaşma Halledeceğiz. Ee, bu oturumda bu kitabı özetlemek yerine, e, çünkü bu kitabı baştan sona özetlemek gereksiz, biraz parçalı bulutlu, çok fazla farklı kanallardan şeyler var. Onun yerine bu işin hikayesini ve sonucunu size aktaracağım, bununla iktifa edeceğiz. Şimdi her şeyden önce bu bir doktora tezi ama böyle kahırla yazılan bir doktora tezi tezi değil onu söyleyeyim. Yani keyifle yazdık. ama nihayetinde yumuşatılsa da akademik akademik bir dil dikkatinizi çekmiştir. burada bir şey var. Bu İran'la başlayan bir hikayeydi. Doktora tezi İran fethiydi başlangıçta. İran fethi işin içine girdikten sonra İran'ın çok engin coğrafyası işte onun üzerinde eyaleti ve her eyaletinin farklı etnik kimliği vesaire hem coğrafi olarak hem de kültürel olarak çok geniş bir coğrafya olunca e, bu işi biraz daha e, daraltma ihtiyacı hissettik ve Irak e, özelinde bir fetih incelemesi yaptık. Bunu yapma gerekçelerimizde e, konuşacağız ve bunu yaparken. E, şey hikayesi anlatmıyorum size. Ne kadar zorluklar çektim, işte şöyle oldu, böyle oldu değil de. Yani bu kitabı okuyan arkadaşlarınız da fark etmiştir. Bir miktar dinler tarihine girmek durumunda kaldık. Bir miktar antik tarihe girmek durumunda kaldık. Ondan sonra işte bir miktar işte, filolojik incelemeler yapmak durumunda kaldık ve işte Çin, Roma, işte Hint coğrafyalarını farklı dillerden okumalarla bu tezi biraz daha anlamlı hale getirmeye çalıştık. Şimdi buradaki meselemiz neydi? çıkış noktasında. Şimdi her tezin bir derdi olmalı. yani bu tezi yazarken ben akademiye gireceğim bilmiyordum. Öyle bir niyetim de yoktu. Dolayısıyla bu tezi yazarken pek çok kaygıyla yazmadım. süreç de zaten o anlamda uzadı. buradaki benim birinci sorum şuydu. Yani insanlar nasıl Müslüman oluyor? Yani Müslüman olmak ne demek? Ee, ve e, sizin de belki aklınıza gelmişti çeşitli metinler okurken ama birinci mesele o olmayınca hızlı geçiyoruz. Bir şehre giriliyor ve o şehirdeki insanlar Müslüman olduklarını söylüyorlar. Ya da bugün mesela tekfir meselelerini konuşuyoruz. Mesela bir insan kolayca işte Müslümanlık dışı kabul ediliyor. Dolayısıyla Müslüman olmak ne demek? Özellikle bu Cibril hadisiyle bağlantılı olarak Müslüman olmak biraz daha genişletiyoruz. Mümin olmak, muhsin olmak, Bunlar ne demek? Neden böyle ayrımlar oluyor? Ya da neden bir Arabi işte Müslüman olabiliyor da mümin olamıyor mesela? Bunlar ne anlama geliyor? Birinci mesele buydu ilk soru. Bir diğeri bu ilk dönemde çünkü onlar bizim için örnek üç nesil bu iş yaparken nasıl tebliğ ettiler? Kimleri Müslüman kabul ettiler? Müslüman olduktan sonra bu insanlar onlara nasıl muamele ettiler, daveti nasıl sürdürdüler, hangi veşelerle oldu, nasıl savaştılar. Bu bunların e, biraz daha derinlemesine incelenmesi noktasında bir soru vardı. Özellikle tebliğ ve davet noktasında, yani savaşırken davet nasıl oluyordu. Bir başka soru da tüm bunlarla bağlantılı olarak Persler nasıl Müslüman oldu. Yani tamam Berberler, Berberiler Müslüman oldu, Romalılar Müslüman oldu. Mesela Fenikeliler Müslüman oldu. Hani Fenikeliler diye bir millet vardı. Bugün nasıl Yunanlılar varsa onlar da onlarla rekabet eden büyük bir işte böyle şehir kolonileri kuran, işte Akdeniz'in etrafında etkin olan bir milletti. Bu adamlar nasıl Müslüman oldu? Bugün Lübnanlılar, Filistinliler mesela bunların hepsi aslında Fenike kökenli. Bu adamlar nasıl komple Müslüman oldu gibi bir soruyla Persler nasıl Müslüman oldu? Farisiler ve Farisiler kimler? Bunlar tek bir millet mi? Yani bir şeye uzaktan baktığınız zaman tek bir bütün olarak görürsünüz. Ama içeriye biraz daha detaya girdiğiniz zaman sizin daha önce dikkatinizi çekmeyen şeyler dikkatinizi çekmeye başlar. Biraz daha yaklaştığınız zaman farislerin tek bir millet olmadığını görüyorsunuz ve bu farisler nasıl Müslüman oldu? İkinci soru nasıl Şiileştiler? Bu ikinci sorunun cevabı burada yok. O da bir başka çalışmanın konusu. Bu geniş coğrafyadaki insanlar nasıl bir tarihe sahipti? Neden bazı düşünceleri ve inançları kabul etmekte hızlı davrandılar? Mesela Şiiliği, mesela bazı gnostik, batini fikirleri. bunları sahiplenmekte neden acele ettiler? Yoksa bunun arka planında onların geçmişten getirdikleri, geçmişten tevarüs ettikleri belli inançlar var mıydı? Bunlar da bir taraftan bizim başlangıçta sorduğumuz sorulardı. Ama çalışma esnasında da bazı sorular ortaya çıktı. bize savaş dediğimiz şey nasıl yapılıyor? Şimdi savaş çok basit bir şey gibi işte yani taktik yapıyorsun, savaş gidiyorsun, savaşıyorsun. Böyle bir böyle bir şey değil. Bunun çok komplike olduğu, çok sofistike olduğu, Müslüman komutanların diğer komutanlardan farklı olarak yeni taktikler geliştirdikleri vesaire falan. Daha önce kitaplarda okuduğumuz ama zihnimize de çok yatmayan belli meseleleri açma ihtiyacı hissettim. Bunu yaparken de işte Roma savaş sanatı Çin savaş sanatı taktikleri meselelerinde okumalar yapmak durumunda kaldım bu kitabı yazarken. Burada da şunu gördüm. Normalde bizim klasik İslam tarih kitaplarında hep şöyle anlatılır. İşte İslam orduları bir yere gittiği zaman beşli sistemle çıkarlar. İşte öncü, arka, işte sağ ve sol kanatlar ortada merkez olur diye. Ama bunun böyle olmadığını aslında her savaşın yeni bir düzenle e, çıkmayı gerektirdiğini, işte dere mi var, dağ mı var, işte rüzgar esiyor mu, hava şartları, karşı tarafın düşmanın işte sayısı vesaire falan. Bunlar dikkatimi çekmeye başladı ve bunu da bir miktar, e, bu buraya çok yansıtmadım ama bu teknik kısmı, kısmıyla kısmı ile ilgili özellikle Halid İbnül Velid'in çeşitli taktiklerinin benzerinin olmadığını fark ettim. E, bunun dışında işte tesisat, ne tür tesisat taşıyorlar? Neden mesela Peygamber sosyalden Farisi kılıcı kullanmasını istemedi Müslümanların? E, farkı neydi? Şam kılıçlarıyla Yemen kılıçlarının, Farisi kılıçlarının farkları neydi? İşte veya bu taktiklerin dışında Müslümanları motive eden şey neydi? Şimdi Batılılar okuyorsunuz diyorlar ki işte onlar işte ekonomik kaygılarla Müslümanlar fetihlere çıktı. Acaba böyle mi? Bunların sorusu bu soruları tekrarladık. Ya da işte buradaki şeyler mesela fey, harac, cizye. Bunlar neden karışıyor ya da neden tam aklımıza yatmıyor? Ya da bir, mesela bir cizye miktarı veriliyor bir şehirle ilgili, bir başka yerde çok düşük bir rakam e, çıkıyor. Bunların acaba sebebi sadece erkekleri mi sayıyorlar ya da sadece bir kişinin e, yıllık e, baş vergisi mi? Ya da e, bir yıllık komple bir pazarlık sonucu bir şehirle ilgili yapılan bir e, meblağ mı? Bunları biraz daha e, çalışmanın içerisinde gördük. Yani bunlar pazarlığa konu şeyler mi? Ya da sulhen anveten belki kitapta gördüğünüz işte bir şeyin böyle barışla teslim olmasıyla savaşla teslim olması arasında nasıl bir miktar oynuyor? rakam oynuyor. Ya da tekrar isyan ettiler. Sul, sulh olarak teslim olmuşlar, tekrar isyan ettiler. Bu insanlara nasıl muamele yapılıyor? Tekrar fethedildikten sonra ne oranda bunlar arttırılıyor? Bunun bir standardı var mı yoksa yine mi bu pazarlığa konu? Bunları e, bir miktar e, konuştuk, düşündük, araştırdık. Okuduk bunlarla ilgili, kafa yorduk ve diller mesela dil dediğimiz şey na, 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 nasıl oldu yani orada Müslümanlar Irak'a girdiği zaman neden bir Irak lehçesi diye bugün bir şeyden bahsediyoruz, Şam lehçesi var, işte Mağrib de ayrı bir şey konuşuluyor. Yoksa bunun oradaki bulunan fetihlerle Müslüman olan oradaki insanların ana dillerle bir alakası var mı? İşte Aramiler var diyoruz, işte Irak'ta bunlar işte sami bir dil konuşuyor, dolayısıyla bu Irak Arapçasındaki bazı Amice ifadelerin acaba Aramice'de konuşulan bir şeyle bir ilişkisi var mı? Ya da Farisilerin Irak Arapçasındaki lehçeye bir katkısı var mı? İşte bazı şeyleri metleri uzatıyorlar, şey yapıyorlar falan. Yani değişik bir aslında bir sanki Farsça konuşuyormuş gibi bazen bir Iraklı din aliminin konuşmasını dinlediğiniz zaman hissediyorsunuz. Acaba bunların şeyleri çıkış noktaları bu ilk dönem İslam fetihleri miydi? Bunları da bir taraftan düşündük. Diğer taraftan işte şeyler var. Yani dinler var. İşte mecusiler var diyoruz ama kim, kim bu mecusiler? zerdüştlük ne demek? Mecusilik ne demek? Mandeizm ne demek? Bunlar. Veya işte Aramiler, Aramilerle ilgili bunlar hangi Hıristiyan mezhebine inanıyorlardı? Ve bu adamların Pers coğrafyasında ne işleri vardı? Neden ee, işte Şam'daki Hristiyanlar gibi oraya taşınmamışlardı? Bunlar acaba teşvikte mi bulunuyorlardı? Ya da Neydi bu adamların burada, mezhep farklılıkları mı vardı? Bunları bir miktar e, ele aldık. Sonra sınıflar, yani ne tür sınıflar var? İslam öncesinde neler vardı? Müslümanlar geldikten sonra nasıl bir toplumsal sınıf ortaya çıktı? Mesela Mecusiler diyoruz, e, ehli kitap muamelesi gördü diyoruz, cizye alındı onlardan. Acaba normalde benim ilk aklıma gelen soru oydu, bu ehli kitap, Muamelesi görmek sadece vergilendirmekle mi alakalıydı yoksa e, mecusilerle mesela kız alıp verildi mi, işte onların kestiği yenildi mi, onlarla normal hayattaki e, muamelat Hristiyanlarla ve Yahudilerle olanlar gibi mi oldu? E, bunlar e, yine bir başka şeydi. E, veya işte putperestler mesela. Putperestler Arabistan'da kendilerine müsamaha gösterilmeyen bir grup, bu grup Irak'ta acaba belli ölçülerle işte kendi dinlerini yaşadılar mı? O kitapta biraz değindim. Belki midenize kaldırmamış olabilir. Ben de her şeyi yazmadım onlarla ilgili de. Yani mesela küçük çocukların, ceninlerin kek yapılması, bunların yenilmesi çeşitli ayinlerle vesaire falan. Böyle çok değişik şeyler var. Yani Arabistan putperestlerine benzemeyen değişik gruplar var. O gruplarla ilgili mesela hiçbir şekilde müsamahat olmadığını net bir şekilde gördük. Mecusilerin yine Irak dışına çıkartıldığını büyük oranda, kendilerinin Hindistan'a, işte Fars bölgesine kaçtıklarını, Hıristiyanlarla ilgili de farklı politikaların izlendiğini yine bu tezimizde konuştuk, merak ettik. Şimdi bu kitap etkileşimlerle ilgili de bir soru sordu. Bunu en sona koydum Etkileşimler derken biz bir şeyleri tamam fethettik ama bu fethin de sonuç sonuçlarını biz bir şekilde görmüş olmamız gerekiyor. Kısa, orta ya da uzun vadede. Kısa vadede gördük. Nasıl gördük? Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali onlar şehit edildi. Onların şehit edilmesinde ya da işte Kerbela olayının yaşanmasında ya da işte Emeviler dönemindeki çeşitli isyanlarda biz detayda, genelde değil ama detayda Romalıları görüyoruz. Detayda e, Persleri görüyoruz. Mesela Muhtar Es-Sakafi isyanında e, Emeviler döneminde Hamra isimli özel Persli birlikler Bunlar ilk dönem İslam fethilerinde Müslüman olduktan sonra küfe yerleştirilmişti. Bunların paralı asker olarak savaştıklarını görüyoruz. Mesela bu detaylar benim için önemliydi. Bunları da yer, yer e, kısa vadedeki etkileşimler kısmında değerlendirdim. Orta ve uzun vadede de Bizim Abbasiler döneminde tartıştığımız pek çok meselenin aslında ilk defa Müslümanlar zamanın Müslümanlar tarafından ortaya konulduğu düşünüldüğü ya da bir reaksiyonla bir reddül fiille reddül amelle ortaya konulduğu kanısı bir soru işaretiydi. Burada da çeşitli mezheplerin, çeşitli bakış açılarının aslında Hint-İran kökenli bir tarafıyla, bir tarafıyla da Roma, Bizans kökenli olduğunu e, iddia edenler var. Bunları bir şekilde değerlendirmiş olduk. Ne gibi? İşte gnostisizm, işte batınilik, e, bir şeyin arkasında gizli manalar arama, ondan sonra belli bir şeyi soya dayandırma mutlaka. Perslerde çok önemli Zerdüşlük'te. E, dolayısıyla bunun acaba e, Şiilik inancında, İmamet inancında bunun bir etkisi var mı? Ya da zurvanizm diyoruz. İşte işte kader işte insan rüzgârın önündeki uçan yaprak gibidir. Bu Acaba bunlar bir Cebriye ile bir alakası var mı bunun? Ya da işte şeye bakıyorsunuz Hristiyanlara bakıyorsunuz işte ya da o, o günkü şeylere işte idoller var onların taptıkları. İşte ya da daha öncesindeki putperest olan Romalılarda Zeus var. İşte başka e, insana benzeyen, insan gibi e, davranan, insan gibi kıskanan, insan gibi intikam alan. E, tanrılar var. Dolayısıyla mücessime ile acaba bunların bir alakası var mı? E, ya da tanrı yoktur diyenler var, dehriler var. Bu tanrı yoktur diyen dehrilere verilen cevaplar var. İşte Eski Roma'da verilenler var, Pers'te verilenler var, İşte her hadisenin bir muhtisi vardır gibi, Ariston'un verdiği cevaplar gibi. Bunlar acaba Müslümanları ne, ne derecede etkilemiş ya da etkilememiş? Bunlar da kısmen bu kitapta değerlendirmiş olduk. Şimdi kitap 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde ben eee şeyince gö gösterdim biraz. İşte Feti öncesi Irak'ı koydum. Feti öncesi Irak'la ilgili de hakikaten Irak çok değişik bir yer. Yani şöyle bir yer. Yani milattan önce işte 3000'lerden 2500'lerden bugüne kadar hemen hemen dünyada iddiası olan her medeniyet kendini bir şekilde Irak'ta test etmiş. Yani bu Sümerler olabilir, Babiller olabilir ya da işte hani illa o bölgede yaşamasına gerek yok. İşte doğudaki Persler ya da batıdaki işte ta işte Romalılar gelip bir şekilde Irak'ta kendilerini ortaya koymuşlar, sınamışlar kendilerini. Dolayısıyla Irak böyle Zaros ve Toros gibi böyle hızlı geçişlere imkan vermeyen bir korunaklı bölge. Diğer taraftan bakıyorsunuz işte Akdeniz var, diğer tarafta işte Körfez var Hinde ve Çin'e açılan. Dolayısıyla dünyanın en ücra köşelerine bir şekilde bağlantı kuran da bir yapısı var. Diğer taraftan Fırat ve Dicle var. Fırat ve Dicle çok önemli. Çünkü o dönemlerde işte tarım toplumu, zengin olanlar tarımla uğraşanlar. Zaten Irak'ta işte fetih sırasında en e, durum yerinde olan gruplar, Arami Hristiyanlar. İşte bakıyorsunuz Fırat ve Dicle'nin suladığı çok böyle mümbit bir yer var. Dolayısıyla burası sürekli geli e, böyle geçişlere müsaade etmiş e, fetihler olmuş, e, istilalar olmuş... Ve her yeni gelen Fatih bir şekilde buradan ya etkilenmiş ya da buraya yerleşmiş. Bundan Persler de e, müstani değiller. Daha öncesinde Sümerler var, Akatlar var, işte Hurriler var, Amurlular var falan bir sürü millet gelip geçmiş. İşte en son Babilliler varmış. Babilliler, e, Persler yerinden etmiş. Zaten bu Tevrat'ta da e, anlatılan bir hikaye. E, bu Babil sürgününden e, dağılan işte Yahudileri tekrar e, onların memleketlerine dönmelerine izin vermiş Hahamenişler Milattan önce işte 550'lerde kurulan bir devletten e, sonra işte arkasından gelen Seleukoslar İskender'in istilasından sonra yerleşen onu bir miktar açacağım Partlar var Sasaniler var işte 600'lere kadar gelen bir şey ve Sasanilerden sonra da e, bunlar e, Müslümanların denetim altına girmiş ve Persler o gün bugündür İran devrimine kadar, İran-İslam devrimine kadar hiç iktidar olamamışlar. Yani İran'da kurulan devletler ya Müslümanların denetiminde kurulmuş ya da Türkler işte Safeviler gibi daha sonraki kurulan devletler son işte Şah Şah'a varıncaya kadar. Bunların hepsi Türk asıllı. Hatta şu anki rehber bile Ali Hamaney bile Türk asıllı. Dolayısıyla böyle bir o coğrafyada bir etki oluşturmuş. Ama nihayetinde bu adamlar Ari adamları, Zaten İran Aryan demek. Ariler demek. Bu adamlar işte Hazar çevresinde bir zamanlar Sasan şeyde Hahamenişlerden önce, milattan önce 500'lerden önce o bölgede yaşayan bu Ariler bir kısmı Hindistan'a inmiş. Orada Indus medeniyetiyle karışmış. Bir kısmı Avrupa'ya gitmiş. Avrupa'da şey olmayan, ari olmayan ırklarla karışmışlar. Ari olmayan bugün mesela bildiğimiz işte Finler var ya da Arnavutlar var gibi. O milletlerle e, İliryalılar var. Onlarla bir şekilde karışmışlar. Bunların bir kısmı da Fars Ovası'na inmişler. Yani bugünkü İran'ın işte e, İsfahan, Şiraz vesaire falan o bölgesine inmişler. Orası halen Fars eyaletidir ve Farisiler yani bu ata binen adamlar aslında etimolojik olarak o bölgede yaşayan adamlar çeşitli devletler kurmuşlar ve hep belli soylar üzerinden gitmişler. Belli aileler e, e, var, çok etkin olan aileler. Zaten şahlara sadece şah denmiyor. Şehin şah deniyor. Yani şahlar şahı. Neden? Çünkü her bölgenin bir şahı var. 7 yedi, yedi civarında Müslümanlar fethetmeden önce çok önemli aile var ve bunların başında şahlar var. Dolayısıyla şehin şah ya da melikül muluk Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu kullanmayı yasakladı. Melikül muluk Melikler Meliki ifadesini şehinşah olarak kendileri kendileri için kullanıyorlar ve bunlar bir şekilde kendilerini dünyanın en güçlü imparatorları olarak görüyorlar. Bu konuda kendilerine argüman verecek meseleler de var doğru. Yani bazen öyle geniş coğrafyalara sahip olmuşlar ki işte Çin'den şeye kadar işte Kuzey Afrika'ya kadar hatta Yunanistan'a kadar girmişler. Yunanlar onların ezeli rakipleri. Ee, Yunanlardan öğreniyoruz biz onları daha çok. Bir de onların kendi Persepolis'te, işte Pasargat'ta yazdıkları duvar yazıtlarından biz Persleri tanıyoruz. Ee, ama Yunanları tarif ettiği Persler çok kötü insanlar. Ee, işte i̇şte despotlar, işte zalimler falan. İşte yani bunu Homeros'a vesaire sorarsanız, Herodot'a sorarsanız o şekilde anlatıyorlar. Ama işte Yunanlarla ilgili mesela Maraton savaşı. Maraton savaşına Yunanlar galip geliyor. İlk defa özgüvenleri tazeleniyor Perslere karşı ve bu duyuruyu yapmak için işte kaç kilometre koşuyor birisi, maraton koşusu o gün bugündür. İşte Avrupalıların Avrupalıların uyguladığı şeylerden birisinde karşı, karşıt, öteki onların dünyasında kötü, kötü olan şey hep Pers. Persler içinde diğer tarafta Yunanlar kötüdür. Ama biz ilk dönem Perslere baktığımız zaman kitapta bir miktar değindim. Biz muahhit olduklarını aslında görüyoruz. Çünkü yani o zerk sesin olsun işte e, e, kuruşun olsun ifadelerinde işte diyor ki ben diyor Ahura Mazda'nın e, bana verdiği inayetle işte şu 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 23 tane ülke sayıyor İşte Asuristan, Huzistan bilmem ne falan bir sürü ülkeleri sayıyor bunların hepsinin kralı oldum diyor burada da özellikle Ahura Mazda Ahura Mazda'nın tek olduğunu söylüyor Ahura Mazda'dan başka ilah olmadığını söylüyor Ahura Mazda eee işte yüce Rab demektir aslında. bunun şeyi kelime karşılığı. ama daha sonra böyle bunlar kelami tartışmalara girmişler. Kötülüğün hani husun kubuh meselesine girmişler. Yani kötülüğü kim yaratıyor? Kötülüğü Rab yaratıyor olamaz şeklindeki bir şeyle işte bunu kim yaratıyor? İşte büyük ihtimal şeytan bunu yaratıyor diye düşünmüşler. Daha sonra bu şeytan onların zihin dünyasında böyle tanrısal bir karaktere bürünmüş ve zerdüşlük bir süre sonra monoteist bir inançtan, muahit bir inançtan dualist bir yapıya doğru bürünmüş. Yani iki tanrı var. Bugün Ehrimen, şeytan ve Ahuramazda ve ikisinin kıyasıya mücadelesi var. Bunun benzeri işte mitolojik şeylerle işte Yunan'da görüyoruz. Onda işte iki tek tekti, iki oldu. Daha sonra çok oldu. Hepsi birbiriyle savaşmaya başladı. Ve bu zerdüşlük inancı bir süre sonra ne oluyor? Putperestliğe doğru Evriliyor ve başta asketikken, daha sonra hedonist oluyor. Ne demek? Yani başta ruhbancıyken, başta işte bedene bedeni bastıralım, işte ruhu yüceltelim inancındayken, daha sonra son dönemlerde özellikle İslam fetihlerinden önce asketizmi ruhbanlığı yasaklamışlardı. Bu sebeple insan fıtratında kendisini frenleme ihtiyacı olduğu için kendisini belli şeylere karşı kısıtlama ihtiyacı olduğu için Hristiyanlığa doğru bir ilgi oluşmuştu. İslam fetihlerinden hemen önce Persli elitler, belli aileler e, Hristiyan oluyorlardı. E, bu cihetten baktığımız zaman tam tersi e, batıda da bir hedonist bir dönem vardı. Bir süre sonra onlar da ruhbanlığa doğru evrildiler. Ve zerdüşlük çeşitli aşamalardan geçti. İşte mazdeizm dediğimiz şey tek tanrı iken daha sonra zer, zaten üç tane zerdüşten bahsedilir. M.Ö. 3000'lerde yaşayan, M.Ö. Işte 1500'lerde yaşayan ve 500'lerde yaşayan. Zerdüşt zaten rehber demektir, hakim demektir, hikmetli adam demektir. Büyük ihtimal benim kanım o peygamber demek, zerdüş demek. Ve zerdüştler normal peygamberlerken, çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala öyle buyuruyor. Böyle kulli kavmin hat Allah bütün toplumlara, onlara hidayet gösterecek insanlar gönderiyor. Ama bir şekilde insanlar onların öğretilerini ne yapıyorlar? Saptırıyorlar ya da kitaplarını tahrif ediyorlar. Yani benzer şey Buda için de geçerli. Buda ne diyor? Ben diyor incir ağacının altında vahiy aldım diyor. Aydınlandım. Bu da zaten aydınlanan, aydınlanan, aydınlatan adam demek. Böyle bir vahiy aldığından bahsediyor ama gel gelelim bugünkü Budizm'e. Bugünkü Budizm ne oluyor? İşte tamamen işte putperest, teistik ya da e, meta e, teistik bir şey. Böyle hatta Tanrı inancı olmayan bir yapıya bürünüyor. Dolayısıyla zerdüştlük, zerdüşt demek bu anlama geliyor. Zerdüştlük de zerdüştü takip eden adamlar. Mazdeizm de Ahura Mazda'nın yolunu takip edenler anlamına geliyor. Avesta diye bir kitapları var. Avesta'ya inanan adamlara zerdüşt deniyor. Buna inanmayan, bunu bir şekilde yorumlayan, bunun yorumlar var. Mesela Zent diye bir yorumu var, tefsir kitabı var. Bunu takip eden adamlara da Zendik diyorlar. Zendik, Zendi, Zend kitabı ne? Avesta'yı takip etmek dururken Zendi takip eden adamlara da Zındık diyorlar yani tırnak içerisinde. Biz niye zındık kelimesini kullandık? Yani biz neden kafir, gavur ya da işte her neyse kullanmadık belli dönemler. Çünkü zındık kelimesini kullanmak biraz pratik. Şu anlamda hukuki bir sonucu yok. Çünkü hani bir adama kafir dediğin zaman bunun işte kadısı var vesaire falan gidecek bir sürü mahkeme, irtidat ve bir sürü işler var. Ama normal işte ulema kendi arasında yazışırken işte bir şey var. Fasık olan adam ne? Müslüman ama günahkar olan adam. Ama bir tarafta zındık olan adam var. Zındık olan adam ne? Adam uçmuş. Yani adam şeriatın dışına çıkmış. Bu adamla ilgili işte sadece günahkar kelimesi değil, bunun biraz daha bir tık ötesi olan zındık kelimesini Müslümanlar kullanmış. Mecusilik kelimesine gelince de mecusi de mecus e, büyücü demek, e, kahin demek, gelecekten haber veren adam demek. Bunun İngilizcesi magi, İncil'de geçer. İsa'nın doğumuyla ilgili gelen üç magiden bahseder. Yani üç e, astro, e, as, e, astrologtan astrologdan bahsediyorlar. Öyle tercüme ediyor bazı işte İşte yıldızlar takip ediyorlar. İsa'nın doğumunu e, İncil'de öyle anlatıyor. E, keşfediyorlar, geliyorlar Nasra'ya, işte evini buluyorlar vesaire falan. Bu Magi, üç Magi, İncil'de anlatılan üç Magi İran tarafından geliyor. Dolayısıyla bu Magi, Magilik yani kahinlik, kehanet e, biraz Batılıların da zihin dünyasında peygambere eş değer. Yani peygamber ne demek? Peygamberin özelliği gelecekten haber veren adama peygamber Deniyor ve dolayısıyla prophet İngilizce'deki ee, kahin demektir yani prophecy kahinette bulunmak demektir. Dolayısıyla biz bugün İngilizce yani peygamberi peygamber gerçi Farsça da resul demek haberci demek e, prophet kelimesini e, kullandığımız zaman aslında eksik e, bir miktarda yanlış kullanmış oluyoruz. E, eski ayda yine baktığınız zaman hep kahinlerden bahseder. Peygamberlerin işte Ezra'nın kehaneti şu bu falan hep gelecekten haber verir. Onların özelliği odur. Yani bir hüküm vermek, insanları bağlamak, bir şeriat ortaya koymak ya da bir şeriatı izah etmekten ziyade onlar ne yapıyorlar? Daha çok gelecekten haber veriyorlar. Dolayısıyla Prophet da o anlamda bir bize bunun hikayesi anlamında, etimolojik hikayesi anlamında fikir veriyor. Ve Müslümanlar geldiğinde bu şeyde seçkinci bir anlayışlar var mecusilerin. Sadece Farisiler mecusi olabilir. Araplar, Süryaniler, Aramiler, Hintliler, Türkler, o dönemde hepsi var Irak'ta. Bunlar mecusi olamaz mecusilik, ari olan kabilelere yani bunu da şey olarak düşünmeyelim. Tek sadece Farisi diye bir ırk olarak düşünmeyelim. Lor, lorlar var, Bahtiyariler var, Belüşler var, Kürtler var. Bunların hepsi Aryani ırklar. Yani Farisi diye tek bir millet yok. Ee, bu Farsça, Farisi'nin çeşitli kollarını konuşan, bu Ari dillerini konuşan çeşitli milletlerden ibaret. Bunların işte ne bileyim Belüçler bir miktar bugün hani Afganistan'ın bir kısmında, Pakistan'ın bir kısmında ve İran'ın e, Belucistan eyaleti bugün. E, güneydoğusunda bundan yerde yaşıyorlar. Ya da Lorlar var ya da işte Baktiyariler var. Bunlar e, hepsi Farsi e, dili konuşuyor ama şey yani Kürtçe ne kadar uzaksa bugün normal işte resmi Farsi'ye bir Baktiyarice bir Lorca da o kadar uzak. Ve bu insanların oluşturduğu bu konfederasyona, çeşitli şahlar tarafından idare edilen konfederasyona işte biz İran, Aryan, Ariler ya da Sasaniyan, o da onun kurucusuna nispetle, Sasan ismindeki bir kurucusu, kurucunun dedesi daha doğrusu ona nispetle Sasaniyan dediğimiz adamlarla biz muhatap olduk. Ne zaman? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde. Öncesinde Araplardan böyle bir şey beklemiyor Farisiler. Çünkü Araplar kendi arasında kavga eden, küçük şeylerle yetinen, öyle e, yani Arabistan dışına çıktıkları zaman da ticaret maksadıyla çıkan işte li ila fukuraş ila fi imruhete İşte ne yapıyorlar? Yemen'e iniyorlar. Bahreyn'e gidiyorlar. İşte Yemen Bahreyn demek ne demek? Hint İran tarafından gelen işte baharatlar, işte veya işte kıyafetler, ipek vesaire falan. Bunları alan, bunları şeye doğru Şam'a gittiklerinde bunu Romalılara satan ya da Romalılar tarafından gelen bir miktar madenler, köleler, Slav köleler. Mesela Slav demek köle demek zaten. Frank demek hür demek yani barbarların hürlerine Frank denir kölelerine de Slav denir dolayısıyla Slav dediğimiz adamlarla Frankların aslında şeyleri aynı akrabalar İşte bunları ne yapıyorlar Araplar bir, bir miktar alıyor ama daha çok işte Şam bölgesine ya da Roma bölgesinden gelen bu köleleri işte Çine satıyorlar Hindistan'a satıyorlar İran'a satıyorlar Arapların dünyası daha çok ticaretle çünkü tarımla uğraşma ihtimalleri imkanları kısıtlı. Ee, ve e, bu adamlar kendileriyle çatışmaktan dışarıya e, işte bakmalarına fırsatları yok e, ve Romalılar gibi çok büyük tüm Akdeniz'i almış Mare Nostrum demiş Romalılar e, Akdeniz'i bizim denizimiz bizim gölümüz demiş bu kadar iselleştirmiş e, ve büyük bir ekonomik sistem kurmuş diğer taraftan Fransızlara bakıyorsunuz ta Çin'den Hint'ten ta Roma'ya kadar dayanmış böyle kendi çapında işte kültür sistemi siyaseti olan devletler için Arabistan'ın özellikle Hicaz bölgesinin fethi söz konusu olmamış. Böyle bir şeye ihtiyaç hissetmemişler. Yani o çölü aşıp oraları almanın pratik ya da işte bir feasible bulmamışlar. Yani gerekli bulmamışlar. bu anlamda bunu kitabın sonunda da tartıştım zaten. Yani Batılılar bugün mesela Müslümanlar neden fethe çıktılar sorusuna cevap ararken biraz da empati yaparak yani bir Batılı neden bir yeri işgal eder? İşte oranın yeraltı ve yerüstü kaynakları vardır. Onunla ilgileniyordur. Yoksa işte özgürlük götürmek için falan filan değil. İşte dolayısıyla bugünden e, düne doğru bir empatiyle ne diyorlar bunlar? İşte Araplar herhalde diyorlar bir kıtlık çıktı. Hazreti Ebu Bekir döneminde bu kıtlık olunca böyle bir dediler ki biz yeni kaynaklar bulalım ve işte Irak'a girdiler, işte Şam'a girdiler, Mısır'a gittiler vesaire. E, ve Sasaniler neden yenildi? E, Sasaniler de o dönemde işte Romalılarla savaşıyorlardı. İşte kendi aralarında taht mücadeleleri vardı. İşte e, içerideki dini sınıflar, işte Mezdekiler, Maniheistler, ondan sonra Hristiyanlar vesaire. Bunlarla ilgili problemleri vardı gibi çeşitli aceleci, çok da tutarlı olmayan açıklamalar yapıyorlar. Benim burada e, değerlendirdiğim kitapta e, tespit ettiğim şey şu. Müslümanlar sadece Müslüman oldukları için ve İslam için fete çıktılar. E, ve İzzet, mesela çok azizler, komutanlar. Özgüvenleri çok yerinde. Hani Kur'an'da diyor ya, اَيَبْتَغُونَ عِنَّهُمْ لَاِزَّتَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا Yani onlar ya da e, izzet, bir başka ayette işte Allah'ın Resulü ve Müslümanların yanında. Onlar gerçekten karşı tarafa geldikleri zaman mesela Halid bin Velid diyor ki, اَنَجِئْتُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ hayata ee, işte ben öyle bir toplulukla geldim ki onlar, siz yaşamayı ne kadar istiyorsanız onlar ölmeyi o kadar arzuluyorlar. Ya da işte bir başka yerde diyorlar ki Müslüman komutanlar, biz buradaki insanları kullara kulluktan vazgeçirip Allah'a kulluk, kulluk etmeye, e, davet etmeye geldik diyorlar. Bunlar değerli, bunlar sözde olan şeyler değil. Çünkü şöyle e, düşünün, bugün bile biz, Emekli olduğumuz zaman emekli maaşımızla artık çalışmayalım diyoruz. Artık emekli olduk gidelim bahçe çevirelim falan bir şeylerle uğraşalım. Şimdi orada Hazreti Ömer döneminde özellikle öyle atiyeler veriliyor ki aylık, öyle yüksek maaşlar veriliyor ki Müslümanlara. Hiçbir şekilde bir sahaben gidip işte ne bileyim Mavera'yı nehirmiş, Kuzey Afrika'ymış, kimli giderse gitsin. Yani böyle düşünmesi gerekirken ne yapmışlar? Tam tersi. Mesela Abdullah İbni Ömer'i örnek alın. Abdullah İbni Ömer İstanbul'u gördü. İstanbul fetihlerine katıldı. Abdullah bin Ömer e, Mısır'a girdi, Mısır fetihlerine katıldı, İran fetihlerine katıldı, Sudan fetihlerine katıldı. Yani şöyle mesela belki bu salonda Abdullah bin Ömer'in gördüğü ülke kadar ülke görmeyen arkadaşlarımız olabilir. Dolayısıyla buradan şuraya dönüyorum. Şöyle bir iddia: Müslümanlar işte İslam bir dindi sahabe döneminde saf bir dindi. Sadece işte çöl Arapları, işte yıldızları gören, şiirler okuyan, temiz, tertemiz insanlar. Bu din onlara geldi ve daha sonra farklı milletlerle karşılaştılar ve İslam medeniyeti oluştu gibi bir iddia aslında bir miktar asılsız. Sebebi şu, sahabe hepsini tanıyordu. Yani sahabe zerdüşlüğün ne demek olduğunu da biliyordu. Maniizmin ne demek olduğunu da biliyordu. Putperestlerle de karşılaşmışlardı. Afrika'daki animistlerle de karşılaşmışlardı. Dolayısıyla onların Mesela sadece Abdullah İbn Ömer penceresinden baktığın zaman e, bu değerli hale geliyor. Yani bir fakihin zihin dünyasına bakın ki e, bugün yabancıyla karşılaştım diyen insanların en fazla karşılaşacağı işte bir turisttir, Hristiyan ya da ateist birisidir. Bir Yahudi ile bile az insan karşılaşmıştır ama Abdullah İbn Ömer pek çok insanla, Hindustlilerle de karşılaştı. Pek çok farklı milletlerle karşılaştı ve bu insanları değerlendirme imkanları oldu. Çünkü onlar ona sorulduğunda, hatırlayın işte kaderle ilgili soru soranlar, o tepki vermesi, ona cevap vermemesi, bu meselelerin o halklar arasında zaten tartışıldığını, o dönemde de tartışıldığını ve buna karşı bir refleks geliştirdiğini, buna karşı bir yöntem, usul geliştirdiğini bize aslında işaret ediyor. Geriye dönüyorum. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh dönemi çok önemli bir dönem. Şu anlamda Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra İrtidat etti çeşitli Arap kabileleri. E, vefat etmeden önce de yalancı peygamberler vardı. Müseylemetül Kezzab gibi. Bu konuda aslında çok net bilinmiyor e, ilgili olmayan insanlar tarafından. O insanlar irtidat ederek namazı terk etmediler, putları geri getirmediler, kırdıkları putları yeniden inşa etme Tek bir şey söylediler. Dediler ki mesela Türk Kezzab peygamberi kabul ediyor, namaz, orucu hepsini kabul ediyor. Dedi ki sadece ben de ayrıca şeyim yani pe peygamberin peygamberliğini ilan etti. Bugün pek çok insanın yaptığı gibi sadece peygamber olduklarını söylemiyorlar ama çeşitli ve şeylerle ne yapıyorlar? İşte peygamberlik rolüne soyunuyorlar. Müsellemetül Kezzab'ın şeyi hikayesi buydu. Diğerlerde ne yapıyordu? İşte biz vergi ödemeyeceğiz. Yani namazda sorun yok, oruçta sorun yok. Yani bu pazarlık konusu yapıyorlar. Bu zekat konusunu bizi çıkart. Çünkü bunu şöyle düşünmüşlerdi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam geldi ve bitti. Yani o vefat ettikten sonra olay bitti. Ama Ebu Bekir radıyallahu dönemindeki o ridde savaşları şunu göstergesidir. Bu kıyamete kadar ila nihayet devam edecek olan bir dindir. Bu din Peygamber aleyhissalatü vesselamla birlikte din kısmı yani usul kısmı, şeriat kısmı tamamlandı. اَلْيَوْمُ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي Din tamam tamamlandı ama bu din yani Müslümanlık bitmedi. Biz Müslüman olmaya devam edeceğiz. Peygamberin izinden, sünnetinden devam edeceğiz mesajını Ridde Savaşları ile verdi. Ridde Savaşları bittikten sonra şöyle bir karar alındı. Ridde'ye katılan, ihanet eden insanlar orduya alınmadı ve fete çıkıldı. Fethi neyle başladı? İşte e, Halid İbnül Velid'in Irak'a başlama yürüme emriyle birlikte. Yani İyaz bin Ghanem beraber ikisi ama İyaz bin Ghanem çeşitli sebeplerle gitmedi. Ama Halid İbnül Velid kuzeye ee, devam etti. Ve kuzeyde Bekir bin Vail kabilesi var. Bekir bin Vail kabilesinden Müsenna bin Harise var. Kitapta sıkça ismi geçen İran fethi, fatihlerinden birisi. Ve ikisi birlikte hareket ederek ne yaptılar? Übülle'den başladılar. Bugün işte Basra ya yakınlarında, işte Körfez'e yakın bir yer. Oradan başladılar ve tek tek burada işte çeşitli köyleri vesaire falan fethettiler ve Hire'ye girdiler. Embar'a girdiler. Bunlar önemli şehirler. Ee, İranlılar, F Farisiler bunu böyle küçük yağma hareketi olarak düşündüler. İçeride taht kavgaları vardı. Yani çok kısa sürede 14, yani 4 yılda 14 şah değişmişti içeride. Sürekli bir kavga var. Zaten kitapta bir, bir miktar anlattım onu. Gönderdikleri komutanlar da öyle. Mesela 7 tane aileden bahsettim ya. İşte Karin ailesi var. İşte İspuhbatlılar var. Birisi gidiyor, e, diğeri yardımcı şey e, destek e, birliği ama destek ekibi gitmiyor. Yenilsin diyor. Yani orada komutan ölsün diyor. Geç gidiyor falan. Dolayısıyla içerideki e, çatışmaları şeye yansıtmışlar. Savaşa yansıtmışlar. Bu işin farkına vardıklarında çok geç olmuş. Yani o Kadisiye'de farkına vardılar. Nihavente zaten iş bitmişti. Ama e, bu işin e, farkına geç vardılar. Bu süre zarfında Halid binül Velid çok e, özel bir komutan. Yani tam bir savaş dahisi... Hiçbir savaşta, bir önceki savaşın aynı taktiğini kullanmıyor. Her bir savaşta e, çok e, kendine has teknikler geliştiriyor ve mecuselere sert davranıyor. Yani şeylere, Perslere, Perslerle savaşıyor. Araplarla sava Araplar affetmiyor. Yani karşısına çıkan Araplarla ilgili hiçbir şekilde tolerans göstermiyor. E, ama e, Aramilerle ilgili, <laughs> tarımla uğraşan Aramilerle ilgili, Müslümanlarla savaşmayan, Yahudilerle ilgili hiçbir tasarrufta bulunmuyor. <laughs> Ve burada da şunu görüyoruz biz. Ee, zaten bu Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın emri hiçbir şekilde işte Müslümanların karşısına çıkan insanlarla savaşmayacağız. Ama Halid İbni Bey şöyle bir adam. <laughs> birkaç örnek vereyim de kitapta da okuduğunuz zaman hatırlarsınız. Şimdi mesela Hiren Fethi'nde Abdülmesih, Amr bin Abdülmesih diye bir adam, yaşlı bir adam. işte çıkmış böyle şey var. Sen nerelisin diyor. İşte ben diyor babamdan geldim. Ya sen nereden çıktın geldin? Diyor. İşte ben annemin rahminden çıktım. Ya sen kimsin? İşte ben böyle sanatsal, böyle şiirsel, böyle şey, böyle remizli ifadeler. Böyle hani batini şeyler yani bir şey söylüyor ama onun iç içeri bilmem ne başka şeyler var falan. Halit İbnül Velid diyor ki ya benim işim var gücüm var vaktim yok. Ee, Müslüman olacaksanız olun. Olmayacaksanız cizye ödeyeceksiniz. Ee, cizye de ödemeyecekseniz yani savaşmak istiyorsanız da sonra yok savaşırız. Sonra e, yanında işte bir şey var. E, bir kadın bir şişe tutuyor. Diyor ki bu, bu niye burada duruyor? Diyor. İşte böyle bir seromoniler var. Diyor ki ben şu an müzakerelerde bulunuyorum. Eğer başarısızlıkla sonuçlursa, sonuçlanırsa ben intihar edeceğim. işte kahraman o işte falan işte. işte halk için kendisini feda etmiş. Diyor ki ver bakayım şunu diyor. Bismillahilladzi <laughs> <laughs> la yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis sema ve huves alim diyor ve içiyor. Ondan sonra diyor ki Allah izin vermeden hiç kimseye hiçbir zarar gelmez. Yalnızca Allah yaşatır, yalnızca Allah öldürür diyor ve bu şekilde içtikten sonra Abdülmesih şey yapıyor, yani dönüyor kavmine diyor ki bunlarla savaşmayalım, bu adamlarla savaşmayalım, bu adamlar değişik adamdır. Ya da işte Muhire bin Şube'nin şeyine bakıyorsunuz siz, işte saraya gidiyor, Şah'ın büyük bir tahtı var, onun yanına oturuyor, yani uzatmayayım bunların hepsi hikayeleri var ve özet olarak şöyle söyleyeyim, müthiş bir özgüven var, Hiçbir şekilde e, girdikleri yerle ilgili mesela bir yerden çıkarken toprak alıyor mesela e, şeyler elçiler diyor ki niye aldın diyor faresim diyor ki birazdan diyor alacağız bu toprakları diyor hatıra olsun diye aldım diyor ve kafalarında ekonomik bir kaygı yok mesela Abdülmecin kızı şey düşüyor e, esir düşüyor birisi alıyor şey olarak e, cari olarak e, sonra e, satacak çünkü tekrar almak istiyorlar önemli birisi olduğu için. Ne kadar istiyorsun diyorlar. Bin dinar istiyorum diyor. Özür dilerim bin dirhem istiyorum diyor. Tamam diyor verdim diyor. Hemen veriyor. Parayı alıyor falan. Sonra arkadaşlar diyor ki ya niye bin dirheme sattın diyor. diyorlar. Yani sen onu yüz bin dirheme de satabilirdin. Daha fazlasına da satabilirdin. Çok önemli bir şahıs çünkü o kabile reislerinin birisinin şeyi kızı falan. Binden fazla bir rakam bilmiyorum ki diyor. Yani benim en, kafamdaki en büyük rakamı söyledim diyor. Yani yani o yüzden Araplar mesela milyon içinde elf ve elf var ya. Yani o bin bin onun kafasında şey. Ya da şey var mesela bir şebit görüyorlar ince. Böyle ona şaşırıyorlar. Diyorlar ki ya bu kadar ince bir şebit. Bunlar bunu yiyerek nasıl şişmanladılar diyorlar. Çünkü Persler çok şişmanlar ve çok ağırlar, ağır zırhlılar. O yüzden attan düştükten sonra çıkamıyorlar tekrar ata. Öyle bir handikapları e, şeyleri var. Ama bu şu anlama gelmiyor bu rivayetlerde. Bazı Avrupalılar bunu şöyle yorumluyorlar. Diyorlar ki Müslümanlar bedeviydi. Hiçbir şeyden anlamıyorlardı girdikleri yerlerde. Ve dolayısıyla orada gördükleri her şeye şaşırıyorlardı gibi. Böyle değil. Özellikle ticaret yapan, özellikle Mekkeliler. Bunlar her, her şeyi biliyorlar. Yani Hz. Ömer döneminde de birazdan anlatacağım belki. Yani Medain'de ne var? Medain'den şah kaçarsa nereye gidebilir? Oraya bastıktan sonra işte Medain'den sonra Hulvan'a gidecek, Hulvan'dan sonra R'ye gidecek, işte Merve'ye gidecek falan. Dolayısıyla bir sonraki adım, bir sonraki adım üç, dört şeyi okuyabiliyorlar. Hem Halid İbnül Velid okuyor, hem Müsenna bin Haris okuyor, hem de Medine okuyor. Peki, geri gelmişken söyleyeyim. Neden Halid İbnül Velid görevden alındı? Hazreti Ömer'in e, halife ol, olduğunda yaptığı ilk iştir Halid İbnül Velid'i görevden alması. Birkaç sebebi var bir yani küçük olay sebebini söyleyeyim, sonra temel sebebini söyleyeyim. Olay şu. birkaç yerde kitaptan anlattım. Mesela Fethi devam ederken hacca gidiyor. izin almadan. Ve şey yani o kadar iyi kurgulamış ki, o kadar iyi yönetiyor ki savaşı. Mesela bir orduyu buraya gönderiyor, bir orduyu buraya gönderiyor ve hacca gidiyor. Ve iki taraf da çok disiplinli bir şekilde şekilde savaşıyor. Onun yokluğunun farkında değiller. Ve Hz. Ebu Bekir bunu duyunca çok sinirleniyor ve diyor ki, sakın diyor böyle ordun, sen görevden alırsam seni diyor, sakın diyor üzüleceklerini falan zannetme diyor. Yani senin askerlerin diyor, çok sevinecekler sen gidersen falan diyor. ama Halid ibn askerlerle çok özel bir ilişkisi var. temel sebebini söyleyeyim, bu tür küçük olaylar değil temel sebebi şu. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yönetme tarzıyla, Ömer'in, Ömer radıyallahu anh'ın yönetme tarzı farklı. Ebu Bekir Hazreti Öbekir genel kuralları koyuyor aşağıya komutanlara bırakıyor sadece ile ilgili değil herkesle ilgili böyle ama Hz Öbekir her olayı her detayıyla öğrenmek istiyor ve kendisi karar vermek istiyor O yüzden mesela saat saat bin Ebu vakası gönderirken de diyor bana sürekli mektup yazacaksın ben ovayı düşman sayısını her şeyi öğrenmek istiyorum ve bu bilgilere binayım bunları işte bu savaş taktiğini Ben Emir vereceğim diyor ama Halid... Din tarzı bu değil. Onu rahat bırakacaksınız yani. Ondan istifade etmek istiyorsanız o kurgulayacak. Çünkü Halit şöyle bir yere geliyor, hendek kazmışlar. Yaşlı develer var, hasta develer var. Kesin diyor. Dolduruyor de şeyi, develeri kesip atıyor, yürüyor mesela. Bir yere gidiyor işte Arap kabile reisleri birbirlerini işte şeye getirmişler böyle e, e, gaza kaza getirmişler. İşte savaşacağız işte burada galip geldikten sonra da Farislere kendimizi ispat edeceğiz işte şaha vesaire falan diye. Onlara öyle hakaretler ediyor ki, öyle hakaretler ediyor. Birisi dayanamıyor, düello yapmaya çalışıyor şeyde Halit'le ve kafasını kesiyor. Ondan sonra da işte onları dağıtıyor. Bir yerde işte onların bu nehrüddem, işte şey, bu nehir diyor kan akacak diyor. çünkü o Arapları o başta kesmeseydi hiçbir şekilde duygusal hareket etmiyor. Ne onlara, o komutana hakaret ederken duygusaldı, sadece onu indirmek istiyordu atından. Ne de onların kafalarını kesip işte nehri kan akılacağım derken ve bunu yaparken duygusal davranıyordu. Şey şuydu, bizim bizim bir savaşımız var ve savaşımız Farisilerle, Perslerle. Ve dolayısıyla siz burada bu olaya çeşne olmayın. Siz bir aradan çekilin. Sizin ne buna gücünüz yeter, ne de şey. sadece bizi oyalarsınız. Dolayısıyla bunda da başarılı oldu. Birkaç savaştan sonra şeyler e, oradaki Arap kabileleri tamamen çekildiler ve Müslümanlarla savaşmamaya karar verdiler ve sadece e, Müslümanlarla e, Zerdüşler Savaşmaya devam etti. Ee, dediğim gibi Hazreti Ömer, Halid İbnül Velid hiçbir surette savaşamazdı. Bir de şu sonucu çıkartırız buradan. İslam fetihleri, dünyada yapılmış diğer büyük böyle fetih demeyelim de istila hareketleriyle kıyaslandığında bir karizma lider hareketi değildir. Yani ne İskender gibi ne Napolyon gibi ne ne bileyim Cengiz gibi böyle bir karizmatik bir liderin sürdürdüğü ve o öldüğü zaman da bitecek dağılacak bir e, hareket değildi. Ya yani bu ne Hazreti Ebu Bekir sebebiyle fetiller e, yapıldı o vefat ettikten sonra durması gerekiyordu durmadı. Ne Hazreti Ömer gibi çok e, e, işte büyük coğrafyalar ulaşmış birisinin hareketiydi o vefat ettikten sonra devam etti Hazreti Osman döneminde bu fetihler devam etti. Ne Halid Ebnül Velid gibi çok karizmatik, çok faydalı, girdiği hiçbir savaşı kaybetmemiş bir komutanın görevden alınmasıyla bu fetihler durdu. Dolayısıyla burada büyük bir kurumsallık görüyoruz. Büyük bir sürdürülebilir hareket görüyoruz. Zaten onu konuşacağız. Fethin en büyük başarısı da şeydir, kalıcılığıdır. Yani İslam fetihlerinin başarısı nedir diye sorulacak olursa ilk dönem kalıcılığıdır. Yani bugün Endülüs dışında, Endülüs belki Sicilya'ya katabiliriz, dışında ilk dönem İslam fetihlerinde alınıp kaybedilen hiçbir bölge yok. Alınan her bölgede de insanlar çoğunluk olarak ne olmuşlar? Müslüman olmuşlar. Ve burada Hazreti Ömer döneminde yapılan fetihlerde bir acı olayla karşılaşılıyor ve Müslümanların bu moralini bozmuyor. Mesela düşünün, Hz. Ömer'in yerine koyun kendinizi. Halide aldınız, savaşı gönderdiniz. Ube, Ebu Ubeyd bin Sakafi komutan olmuş. Çünkü üç gün Medine'de insanlar çıkmamışlar Farislere katılmak için. Bazıları şöyle yorum yapıyor. Üç gün çıkmadılar. Yani ilk şeyde seferberlik çağrısına üç gün cevap vermediler. Diyorlar ki ya Müslümanlar korktu. Hayır Müslümanlar korkmadı o ben baktım ona özellikle düşündüm bir günlerce düşündüm ne olabilir sebebi diye sonra aklıma geldi şeye baktım e, o tam hicri e, tarihine baktım ayına baktım şimdiki festivallere baktım Suudi Arabistan'da yapılan işte hurma hasat mevsimlerini ne, ne falan hasat mevsimi yani e, şeyde Tebük'te e, ağırdan alma gerekçeleri neyse e, Hazreti Ömer dönemindeki gerekçe de o şeyden kaçmak değil, ertelemek biraz. Mümkünse erteleyelim biraz. Şey gibi düşün, hani sizin vizeniz filan, finaliniz olur da hani bir şeyleriniz varsa ertelersiniz. ya yani şu bir geçsin. Ya da işte çiftçiler varsa aranızda yazın e, e, köyünüzde falan. O bir hasat mevsim vardır, o bir bitsin şeklindedir. Ama baktılar, Hazreti Ömer çok kararlı. O arada Ebu Ubeyd bin Es-Sakafi, işte Taifli çıktı ben dedi katılıyorum deyince Hazreti... Onlara ders olsun diye Hazreti Ömer onu sonradan Müslüman olmasına rağmen diğer bütün sahabenin vesaire olduğu yerde onu komutan yaptı. Ama o ordu tecrübesizliği sebebiyle köprüde büyük bir darbe aldı Faresilerle ve daha sonra bunun karşılığını Buveyt'te e, karşıladılar. Bu şeyde mesela ilginç, Halit görevden alındıktan sonra isyan etmedi, devlet kurmadı, gönül koymadı, Medine'ye gitti, sessiz sakin bir yaşam sürdü, o şekilde... E, vefat etti. Hatta ayakta vefat ettiği söylenir. Yani pek çok yerinden yer almasına rağmen şehit olmadı. Ya da Müsenin Ağabey'in hariseye bakıyorsunuz. Aslında tüm bu feti hareketlerinin hazırlayıcısı konumunda ama ne yapıyor? İşte ya, ben varken sürekli niye komutan gönderiyorsunuz? Bana neden güvenmiyorsunuz? Anlamıyorum ben bu işi demedi. Yani bugün bize yapılsa bizim bir sürü anlamlar, sonuçlar çıkartacağım şeyler yapmadı. Bilakis bütün fetihlerde o gönderilen komutanlarla birlikte savaştı. O da müthiş bir değer çünkü Medine'de dedi ki hep sürekli rapor veriyordu. Bakın Farisiler çok zayıf. Şu an tam zamanı. Tam darbe zamanı işte. İşte saldırıları sürdürmemiz gerekiyor. Bırakmamamız gerekiyor. Sürekli hem halifeleri motive etti hem de Müslümanları motive etti. Bir de askerlerini motive etti. Mesela bir yerde bir baskından dönerken şeyler diyor ki, biz çok kötü bir şey yaptık." diyorlar. Müthiş bir baskın yaptık. Şu an kesin işte e, e, haber salmışlardır Medine'ye. Medine'den de ordu çıkmıştır şu an bize ulaşmak üzeredirler diye askerler konuşurken diyor, hayırdır diyor, siz niye konuşuyorsunuz böyle şeyleri? Yani siz diyor, bir kere diyor, baskına uğrayan topluluklar diyor, o şok atlatamazlar diyor. Onlar henüz diyor, karar veremediler medayine ne göndereceğiz, ne yapacağız diye. Diyelim ki gönderseler bile Medayine şu kadar sürer ulaşması, ulağın. Ondan sonra Medayin karışık zaten, onlar toplanacaklar, bilmem ne, meclis falan filan karar verecek, ordu çıkartacaklar falan. O zamana kadar biz 5-10 baskın daha yaparız diyor. Şimdi müstennanın şey bu. Bugün aslında bundan da dersler çıkartabiliriz. Biz bugün Avrupa'yı okumaktan, Batı'yı okumaktan, Doğu'yu okumaktan şeye fırsatımız yok. Savaş meydanına çıkmaya fırsatımız yok. Çünkü o kadar çok detaylı okuduğunuz zaman düşmanın bir şekilde ne oluyor? Ya saygı duyuyorsunuz ya da korkuyorsunuz. Yani iki şeyden biri başınıza geliyor. Bu anlamda mesela sosyal bilimlerde özellikle ne oluyor? İşte Batı'ya öğrenci gönderiyoruz. Öğrenci en azından saygıyla dönüyor. Saygı demek korku demek aynı zamanda. Ve düşmana karşı böyle çeşitli öncüllerinizle e, çıkıyorsunuz. Çıka, çık, çıkarsanız küçük bir ihtimal. Mesela Müslüman abinin başka bir olayı şu. işte iki ordu karşı karşıya gelmiş. Şeyler çılgınlar gibi defler çalıyorlar. Böyle davulları var. işte borazanlar ötüyorlar. Böyle acayip sesler çıkartıyorlar. Tedirgin edici bir ses. Yani ee, Müslümanlar da diyorlar ki ya bunlar böyle yapıyor. Biz de tam onlara karşılık biz de bir şeyler söyleyelim. Yani mehter marşı gibi düşünün. Yani böyle hani saldırı marşı gibi. Böyle kendilerini motive edici şeyler düzenliyorlar. Müslüman ilginç bir cevap veriyor. Diyor ki onları bırakın diyor. Onlar korkuyorlar bizden diyor. Korktukları için böyle yapıyorlar diyor. Siz sadece sessiz, sakin dua edin diyor. Birazdan saldıracağız diyor. Ve Müslümanların herhangi bir şekilde böyle bir yüksek sesle bir marş okumalarına, bir şeylerine izin vermiyor. Sessizce bekliyorlar ve eziyorlar. Yani karşı tarafı perişan ediyorlar. Dolayısıyla böyle sadece köprü savaşı dışında Müslümanlar bütün savaşlarda galip geldiler. Ve Farisiler Allah kullak oldu. Hatta bunlardan o savaşlarda yani öyle şeyler ilginç olaylar meydana geldi ki mesela bazı birlikler, özel birlikler Müslüman oldu. Esavire birliği, Hamra birliği, Zutlar vesaire, Seyabice birliği. Bunlar geldiler işte dediler ki tamam biz teslim oluyoruz dediler. Bunların bir kısmı gerçekten Müslüman oldular. Bir kısmı fitne olaylarına karıştılar. Bu da detaydır. Benim bulabildiğim detaylardan birisi. Benim derken yani buraya yazdığım detaylardan birisi. Mesela Hamra birliği küfe yerleştirmiş bir kısmı basa yerleştirilmiş. Bütün fitne olaylarında adamlar paralı asker. i̇lginç. mesela biz diyoruz ya Kerbela'da ne oldu yani? Yani Yezid emretmedi, Ubeydullah bin Ziyad emretmedi. Orada ne oldu yani? Orada niye bir bir el o kim? Yani o ilk kılıcı sallayan işte Zülcevşen işte birisi çıkıyor. Mesela emir almadığı halde e, saldırıyor. Kim bu adam? Ya da işte ne oluyor? İşte Cemel'de işte ok atıyor. Kim bu adamlar? Şimdi karşı tarafta savaştığınız adamlar saklı yani bu adamların kafası siyasetle çalışıyor kurnaz adamlar diğer tarafta Romalılar zaten Romalılar bu konuda zaten şeyler mahirler. dolayısıyla bunlar Müslüman oldu diye bir kısmı elbette istihbaratçılarını bırakmamışlar anlamına gelmiyor bunlar Müslüman oldu diye bir kısmı bunlar yani kendi inançlarını ya da fikirlerini ya da işte siyasetlerini buraya dayatmıyorlar anlamına gelmiyor bunu belki de ilk kez onu keşfeden, tanısını koyan ve bunun üzerine siyaset belirleyen adam Hazreti Muaviye'dir. Hazreti Muaviye Roma'da onları çok iyi tanıdığı için hatta onun Hazreti Ömer'le ilgili bir diyaloğu var. O işte şeyler koyduğu zaman işte koruma şeyleri, özel kalem vesaire falan bir şey var diyor ki neden halkla kendi aranda böyle bir şey yaptın diye sorunca Hazreti Ömer diyor ki efendim diyor bana bu insanlar buna alışık diyor. Eğer bana çok kolay ulaşırlarsa diyor size de çok kolay ulaşırlar diyor. Yani... Bu izin almaları gerekiyor. Bizim tanımamız gerekiyor. Benim buraya gelecek adam benim bilmem gerekiyor diyor. Hazreti Ömer diyor ki bunu anlamadım diyor. Senin ne men ederim ne de bunu teşvik ederim onu yapmayı kimseyi diyor. Ve Hazreti Ömer şehit ediliyor. Bu kadar yakın temas. Mesela şeye bakıyorsunuz Amr İbnül As'a bakıyorsunuz. Diyor ki e mektup gönderiyor. Bu Mısırlılar çok tuhaf insanlar diyor. Bunları diyor defle çağırıyoruz diyor. Yani def çalmadan gelmiyorlar. Yani bir ilan yapacağız bir şey konuşacağız. Adamlar def çalışıyoruz ama oynaya oynaya geliyorlar. Sonra Dağılın diyoruz, dağılmıyor da sopayla dağıtıyoruz bunları. Yani ben böyle bir millet görmedim diyor Amr İbnül Az. Yani Halid İbnül Velid de Hire'de aynı şeyi söylüyor. Yani bir yerin diyor, onu bileni diyor, oranın hakimidir, oranın bilmeyeni de oranın maktulüdür diyor. Yani bir yeri bilmeden girdiğiniz zaman, o halkı tanımadığınız zaman bir şekilde... Şimdi bakıyorsunuz Medine, Hazreti Osman döneminde sarılmış. Kim bu adamlar? Niye gelmişler Medine'ye? Niye mescidi işgal ediyorlar? Niye Hazreti Osman'ın evini muhasara ediyorlar? Yani burada mesela Muaviye diyor ki bunlar topla hepsini kesin diyor. Çünkü bu, bu, şekilde o, o duran adamlar hepsi suçludur. Organize bir iştir diyor. Ama Hazreti Ali diyor ki yani burada acaba kim katil? Adil olmamız gerekiyor diyor. Dolayısıyla iki fark. Yani birisi o şeyi biliyor. O adamların mentalitesini biliyor. Diğer tarafta SABC ve Zut birlikleri var. Bunlar ne? Bunlar da Hintliler. Bunlar da işte böyle yol kesme, hırsızlık olaylarına karışmışlar. Mavi döneminde Hatay'a, işte başka bölgelere sürülmüşler. Türkler var. Türkler de paralı asker olarak Kadisiye Savaşı'nda veya başka savaşlarda şeylerle, Perslerle birlikte savaşıyorlar. Ve bunlar savaşlardan sonra dediğim gibi bu özel birliklerin bir kısmı mesela Esavir'e Müslüman oluyor, Basra'ya yerleşiyor, çok iyiler, Müslümanlıklarında sağlık kalıyorlar. Hiçbir fitne olayına karışmıyorlar. Her türlü işte davetlere rağmen muhtar es -sakafi davet ediyor vesaire falan hiçbir şeye katılmıyorlar. Böyle de insanlar var. Hürmüzan gibi böyle şeyler adamlar var Müslüman olan böyle adam vali. Yani şeyin Huzistan bölgesinin valisi Müslüman olmuş, Medine'ye gelmiş. Böyle adamlar var. Ya da diğer taraftan ulemanın, mesela Muhammed bin Sirin, İbni Sirin. aynı aynı Temür'de işte giriyorlar. İşte bir şeyde küçük çocuklar İncil çalışıyorlar. Muhammed bin Sirin bir tanesi. Bir tanesi Musa bin Nusayr'ın babası Nusayr. İşte Muhammed bin Sirin değil de Sirin, babası Sirin orada. Birisi ee, İbni İbn İsak, İbn İsak'ın babası. Birisi işte Musa bin Nusayr, şeyin e, Endülüs fatihi, onun babası Nusayr. Bunları ne yapıyor? Müslüman fatihler alıyorlar. Bunlar eğ eğitiyorlar. Ee, bunların bir kısmı ulema, bir kısmı işte, dan oluyor, bir kısmı işte şeye geçiyor, bürokrasiye geçiyor, bir kısmı askeriye geçiyor. Dolayısıyla o Emevilerin mevali politikası dediğimiz şey de sorgulanması gereken bir şey. Yani burada Emevilerin savaştığı mevali, vergi ödemeyen, Müslüman olduk dedikleri halde Müslüman olmayan, gelen ordularla savaşan insanlar. Yoksa Emeviler en çok içeride kimle savaştılar? Araplarla savaştılar yani. Mevalilik bir işleri yoktu. Mevalilerden de pek çok böyle kalbur kalburüstü insan ortaya çıktı. Ve mesela Hasan el-Basri, Farisi'dir kendisi. Hatta Farsça biliyordu. Çünkü bazen arkadaşlar Farsça konusuyla ilgili tabakat kitaplarında geçen ifadeler var. Ya da Ebu Hanife, Farisi'dir. Ee, babası da elit birisi onun, bir <laughs> bölge valisi. Bugün belki hani muhtar ya da ilçe belediye başkasının diyebileceğimiz e, türden. Ee, bu insanların e, en büyük özelliği benim burada tespit edebildiğim, bu insanlar kendi dillerini terk ettiler. Farsça konuşmadılar. Bir sonraki nesle bu dillerini, kimliklerini taşımadılar. O sebeple, biz Müslüman olanları tabakat kitaplarında eğer girdiyse, herkes tabakat kitabına girecek kadar işte önemli değil yani işte alim olması gerekiyor, büyük komutan olması gerekiyor vesaire. Dolayısıyla böyle bu öneme sahipse girmişse ve dedelerin isimlerinde böyle bir Farisi isim veya başka bir isim buluyorsak, o zaman diyoruz ki bak bu Farisi diyebiliyoruz ama bu insanlar Araplaşmışlar. Evet çok geçmiş zaman. Ben hemen sonuçları direkt iniyorum. Söyleyeceğim başka şeyler vardı ama direkt sonuçlara iniyorum. Yani Müslümanlar nasıl İslamlaştılar? Bunlar fetih. Fetihler davet. Üç gün sürüyor. Fethedildikten sonra mescitlerde, şeylerde pek çok işte insanlar var. Bunlar işte Ammar bin Yasir, Ali bin Ebi Talip, Küfe'de, işte Enes bin Malik vesaire Basra'da. Bunlar insanlarla sürekli davetlerini sürdürüyorlar. Ondan sonra evlilikler oluyor evlilikler böyle pek çoğunun şeyleri var bizim. Mesela baba Farisi, şey işte onların hepsini yazdım detaylara girmeyeceğim isimleri. Ya da Arap Farisi, Arap Rum ya da mesela birisinin babası Rum, birisinin babası Farisi böyle şeyler de oluyor. Bunlar oluyor. Ve sonuç olarak savaştan olmadığı bir asır yok. Savaşacağız. Eğer bir iddianız varsa savaşacaksınız. Yani bir savaş dediğiniz şey bir milletin bütün birikimlerini yani sadece savaş tekniği açısından değil, ekonomisini, edebiyatını, sanatını, neyse işte argesini, kültürünü, dayanabilirlik seviyesini, inanç seviyesini, motivasyon her şeyin ortaya koyduğu, masaya koyduğu şey savaştır. Bu savaşlar kaçınılmaz. Ve İslam savaşlarını, İslam fetihlerini diğerlerinden ayıran şey bir gayesi olması ve bu da İslam'dır. Yani tek motivasyon İslam'dır, soygun değildir. Yani Müslümanlar hatta oraları aldıktan sonra ben orada yazdım, Irak'ta alınan şey, vergi miktarı ve oradan aldığından daha düşük. Yani Müslümanlar oradaki insanlara eziyet etmemişler. Ve tarihe bugünün savaş penceresinden bakmak kesinlikle yanlış. Bakarsak yanlış şeyler görürüz. Onların böyle ne bileyim, Firdevsi gibi. Firdevsi bir şey, Gazneli Mahmud'a şey verdi işte, Şehname'yi verdi. Diyor ki, Arap diyor, baldırı çıplak Arap, kertenkele eti yiyerek ve süt deve sütü içerek öyle bir yere geldi ki, kainatın tacını istiyor, tüküreyim böyle feleğin yüzüne tüküreyim diyor. Şiir yazmış. Farisi adam şey yani... Bugün hala İranlılar ne olarak görürler? Burayı bir istila olarak görürler. Yani Arap istilası olarak görürler. Ee, i̇şte Hazreti Ömer döneminde yapılan bir istila hareketi olarak görürler. Şimdi bu e, Sasaniler Romalılarla savaşması yok. işte iç karışıkta bulunan hepsi e, önemsiz sebepler. Sasaniler sürekli Romalılarla savaşıyordu. Yani böyle bir şey, yani bir, böyle bir savaşta bir imparatorluk e, yıkılmaz. Bu çok nadide bir olay dünya tarihinde. Bunun tek motivasyonu İslam. Bu durup dururken yani binlerce yıldır orada duran adamlar nasıl çıktılar da aynı anda, aynı sene, yani Yermük'le şey aynı kadisi, aynı anda Roma ile şeyi nasıl yendiler? Yani bunun hikayesinde öyle ganimetle, şeyle falan biz e, açıklayamayız. Ve dil, dil çok önemli. Müslüman olan adam ilk dönemlerde Arapça konuşmuş. Peki bugün Arapça konuşmayan bizler, bugün Arapça konuşmayan Farisiler, ya da işte Hintler şunlar bunlar, Neden Arapça konuşmuyorlar? Bunun iki sebebi var. Bir ilk dönem Müslüman olmayanlar kendi dillerini muhafaza etmişler. Ya da ilk dönem bir şekilde Müslüman olmaya yani Fatihlerle karşılaştıkları halde direnenler şeylerden var, Perslerden var. Bunlar kendi dillerini ısrarla muhafaza etmişler. Bugün tabii biraz biz hani Kays dediğimiz o bugün hani bugünün şeyiyle fikir dünyasıyla düşündüğümüz zaman böyle milliyetçi refleksler verebiliriz ama o günkü dünyada bir adamın Arapça konuşması, Arap olması, Arapça olması, Arap devleti kurması işte milliyetçi sahiplerle yaptığı anlamına gelmiyor. Arapça Müslümanların dili ve işte Ebu Hanife de Arapça konuşuyor, Hasan el Basri de Arapça konuşuyor, Arapça yazıyorlar, Arapça okuyorlar. Bunu da kaydetmek gerekiyor. Bir başka şey şu, oradaki Süryaniler, Aramiler, şunlar bunlar neden Müslüman oldular? Bunlar işte vergi şeyinden dolayı Müslüman oldular. Bu da onlara hakaret olur. Çünkü bu adamlar hiçbir zaman çeşitli gelen dinlere teslim olmamışlardı. İşte Romalılara veya başkalarına. Müslümanlar geldikleri zaman da öyle hani parayla falan din değiştirecek adamlar değillerdi ki hala bunların kiliseleri, Keldani kiliseleri, Süryani, Kadim Süryani kilisesi vesaire falan bunlar devam ediyor. Hala Mandeistler devam ediyor. Yani vaktiniz olursa şeyden sonra bakabilirsiniz. Google'dan, YouTube'da falan şeyler var. BBC falan belgesel çekti. Irak'ta mandeistler var. Yani hala nehre girip işte gusül abdest alıyorlar, vaftis oluyorlar. Hala Hz. Yahya'yı takip ettiklerini düşünüyorlar. Hala gnostikler. Gizna diye bir kitapları var. Gizli bilgi var. Özel, özel seçilmiş insanların kulaktan kulağa aktardığı, sadece seçilmiş insanlara aktarılan bir bilgiyle kurtulaşa ereceklerini zannediyorlar. Var yani bu adamlar hala devam ediyorlar. Müslüman olmamışlar. Fetihlerden hemen sonra ya da daha sonraki dönemlerde olmamışlar. Bir de şundan bahsetmek gerekiyor son olarak ee, ne gibi olumsuz sonuçlar oldu fetihlerden sonra. Şimdi burada bir kere biz Pers Hint e, fikirleriyle karşılaştık ve siyasi kurnazlıklarla karşılaştık ve e, burada işte siyasi krizlerle karşılaştık. Bunların hepsini topladığımız zaman kafamızda aslında İslam medeniyeti diye dediğimiz İslam dininin biraz daha sulandırılmış. Biraz daha genişletilmiş hali. Mesela espresso bir kahvedir değil mi? Avrupalıların kahvesi, İtalyanların kahvesi. Bunun üzerine su kattığınız zaman Amerikan olur. Yani Amerika aslında Avrupalıların biraz sulandırılmış halidir. Yani biraz daha büyütürseniz, biraz daha su katarsanız Avrupa olur Amerika. İşte bu İslam dinini de biraz daha böyle işte yok işte mimari, sanat, şu bu falan. Bir taraftan da işte başka şeyler bunlarla beraber gelen. Hani tekniğini alalım, kültürünü almaya öyle bir şey yok. Onlarla beraber ne oluyor? Biraz daha genişlettiğiniz zaman, biraz daha şişmanladığınız zaman, biraz daha obez hale getirdiğiniz zaman bunun adı İslam medeniyeti oluyor. Ve bu İslam medeniyetinin içerisinde de elbette ister istemez Hint-İran kültürü ve batıda da işte bu işte Yunan-Roma kültürü, mitolojisiyle, felsefesiyle, başka şeylerle ne oluyor? E, giriyor. E, burada belki de fetin bugüne kadar yansıyan e, olumsuz sonuçları olarak değerlendirilebilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar çünkü tam bir saat doldurmuş olduk. Sizin sorularınız var mı derken orada bir soru görüyorum. İran tarih kitaplarına baktığımızda İslam fetihlerini Arap İslam olarak değerlendirmelerini nasıl anlamamız gerekiyor? İran tam olarak İslamı benimsemiyor mu? Evet. Şimdi İran dediğimizde karışık bir yer. İran'da sadece Şiiler yok, sadece İra, Farisiler yok. İran ayrı bir dünya. Onu, onu bir kenara koyalım. İran tarih kitaplarına baktığımız zaman işte e, Abdül Hüseyin, şimdi Abdül Hüseyin nasıl bir isim diyeceksiniz değil mi? Abdül Hüseyin Zerrin Kubun e, işte Doğu Karne Sukut işte iki yüzyıllık işte, sessizlik diye bir kitap var e, veya ona benzer e, kitaplar var. O kitaplarda genelde ne anlatılır şey işte bu bir Arap istilası ve e, şeyler Abbasiler dönemine kadar Farisiler sustular. Ondan sonra ne yaptılar? başladı. Bunun en büyük sebebi milliyetçilik. Yani e, Pers milliyetçiliği. Bugün de mesela Ali Şeriat'i diyor ki İran medeniyetinin e, şeye kattığı iki şey vardır diyor. E, İslam dünyasına kattığı bir gerçek din olan Şia, protest din olan işte gerçek din olan Şia. İkincisi de diyor e, e, mistisizm diyor. Fıkhın dar kalıplarını genişleten, şeriatın o sıkıcı halini renklendiren Mistisizm diyor. Bu iki şey diyor İran medeniyeti İslam dünyasına armağan etti diyor. İranlılar e, diyorlar ki kardeşim biz 2500 yıllık bir imparatorluğuz diyorlar. 1971'de kutladılar. Ee, buradan da Cevdet Sunay gitti Türkiye'den. Bir sürü devlet reisleri falan. 2500. yılımızı kutluyoruz diyor. Biz işte devletse devlet, bürokrasi bürokrasi, siyasi akılsa siyasi akıl, sanatsa sanat biz böyleyiz lakin geldiniz diyor bizim onurumuzu kırdınız diyor. Bu anlamda da Hamid Dabashi'nin bir kitabını öneririm. İran e, ketlenmiş halk diye bir kitap. Orada İran halkının nasıl bir cenderede kaldığı, nasıl bir kimlik kırılması yaşandığı, nasıl kendisinin Müslüman olmadığını nasıl ispat etmeye çalıştığı, Amerika'da, Avrupa'da hatta Arap olmadıklarını. Çünkü Batıların dünyasında hepsi bir bunların. Hepsi Arap diye düşünüyorlar. Fars ee, İran'da Arapça konuşuyor zannediyorlar ama onlar bir taraftan kendilerinin ari olduklarını, İslam'la çok yakın olmadıklarını falan ispat etmeye çalışıyorlar. Bunun temel şeyi e, milliyetçilik. Bunların son yüzyılda e, yani Fransız devriminden sonra yansıyan kısımları var, öncesi var. Daha çok bugün okuduğumuz şeyler sonrası. Genel tarihe baktığımızda Yahudilere neredeyse en az zarar verenler Müslümanlar olduğu halde günümüzde Yahudilerin Müslümanlara besledikleri kim ve nefreti Yahudilerin e, Yahudilerin e, sadece Müslümanlara özel bir kim ve nefreti yok. E, Yahudilerin diğer tüm Yahudi olmayan goyim diyorlar. Yahudi olmayan tüm şeylerle ilgili problemler olabilir. Biz biraz Yahudiler biz kendimiz abartıyoruz. Yahudiler genelde güçlünün yanında olurlar. Yani güçlü kimse Osmanlı ise Osmanlı, işte Roma ise Roma, işte İngiltere ise İngiltere, Amerika ise Amerika. Yani güçlü neyse onların biraz daha pis işlerini yaparlar. Zaten İsrail'in kurulma sebebi işte buradaki Amerikalıların. Amerika Fransa ile beraber kurdu İsrail'i İngiltere'ye karşı. İngiltere'de ne yaptı? Şeria Nehri'nin diğer tarafına Ürdün'ü kurdu orayı dengelemek için. Dolayısıyla bu Yahudilik meselesiyle ilgili yani Yahudilerin özel bir şeyi yok. Yahudiler biraz tetikçi gibi hareket ediyorlar. Bizim de Yahudilere karşı özel bir durumumuz yok. Biz mesela Avrupalılar antisemitiktir, Yahudi düşmandır, Yahudilerden nefret eder. Biz Yahudilerden nefret etmeyiz. Yani nefret psikolojik bir şey. Biz Yahudilerle savaşırız. Yani Yahudilerle barışırız, barışabiliriz gerekirse. Ee, Yahudilerle ne bileyim ticaret yapabiliriz. Tırnak içinde söylüyorum. Ama savaşırsak da savaşırız. Yani savaşırken de nefret ediyorum bunlara. Hepsini öldüren. öyle bir diyor. Yani bu bu sapıklık. Yani Avrupalılar böyledir. Yani Avrupalılar hani sos Darwinizm dediğim şey sosyal Darwinizm. Yani gelişenler, Avrupalılar diğerleri ölmesi gerekiyor. Yani fazla bile yaşamış diğer milletler. Avustralya'daki adamlara aborijini diyorlar İngilizler. Niye? aborijin ne demek? Ab origin. Ab normal ne demek? Normal diş, anormal. Ab origin soysuz demek. Yani oradaki yaşayan yerlilere bile kendisinden lütfetmemiş adamlar. Dolayısıyla Yahudilerden nefret etmeleri de normal. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Müslüman olurlarsa kardeşimiz olmazlarsa bize zarar veriyorlarsa savaşırız o şekilde. Kudüs'le ilgili mevzu da şey yani bugün kim patronsa orayı eziyor. Yani Kudüs bir sonuçtur. Biz işte gidelim Kudüs alalım. Hazreti Ömer döneminde öyle bir duygu yok. Gidelim işte Kudüs'ü en, en, büyük ayemiz Kudüs diye. Kudüs bir sonuç. Her yeri fethedersiniz Kudüs elinize düşer. Dünyanın patronu kimse Kudüs onun elindedir. Yani bir dönem Babillerin elindeydi, bir dönem Romalıların elindeydi, bir dönem işte Persler ele geçirdi falan. Bir dönem Osmanlıların elindeydi. Bugün ortalık biraz karışık olduğu için kan dökülüyor. Mevzu bu. Siyer kitaplarında Halid bin Velid'in komutanlıktan azaldıktan sonra er olarak savaştığı yazar kısmen çok kısa bir süre savaşıyor. Daha sonra zaten yine çok uzun sürmüyor ve vefat ediyor. Sayfa 81'de Sasanilerde Hristiyanlık azınlık olarak bulunuyordu yazarken. Sayfa 232'de Irak'ta en büyük dini grup Hristiyanlıktı yazıyor. Irak Sasanilerinin e, hükmü altında değil miydi? Irak, Sasanilerin, yani Irak'ta Irak'ta Hristiyanlar çoğunlukta. Sasanilerde Hristiyanlık azınlıkta. Çünkü Hristiyanların yaşadığı yer Irak. Sebebi de şu. Bunlar şeyler, e, Diyofizitçiler. E, Suriye'deki yaşayan şeyler, Monofizit. Bir de İstanbullular, onlar da Melkaiye. Yani kralın mezhebinden. Üç tane mezhep var. Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık yok. Melkaiye. Monofizitlik, Diyofizit. Diyofizit ne demek? Diyofizit şöyle diyor. İsa'nın Niye İsa diyorum? Hani onların şeyi anlamda atıf yapıyorum. Bizim İsa'mız değil. Diyorlar ki İsa'nın hem bir tanrısal tarafı var hem de bir insani tarafı var. İki şeyli, iki ruhlu. Tabi mecusiler de etkilemiş. Onlar da diyor şey dualist. Böyle bir mezhepler var. Ama monofizitler yani Mısır Kıptileri, e, Yakubiler, Suriye'de, Suriye'de yaşayanlar onlar monofizit, tek ruhlu. Yani hem Tanrı, insan kendi Tanrı'ydı, 5 yaşındayken de Tanrı'ydı, 40 e, çarmıha gelinde de Tanrı'ydı diyorlar. Halit bin Velid'in zehri içip de ölmesi Önemsiz gerçekten yaşanmış bir olay mı? Kaynaklarımız aktarıyor. Sorularımız bitti. Teşekkür ederim. Başka soru var mı salondan? Buyurun. Şimdi düşündüğümüz zaman, mesela Sermekan diyor ki, Çinlilerden vergi alalım. Biz onların topraklarını fethedelim ki onlar bize asil etmesinler. İslam getirilene baktığımız zaman böyle bir hayal hiç bir zaman olmamıştı, doğru mu? Yani direkt getirilerek başlamış Turkiye, Irak vs. Hı hı. Arabistan'da da İslam'dan önce e, çok böyle köklü bir kültür yok diyebiliyorum. En azından Persler kadar veya yok, Rumlar kadar yok. Şimdi bunların asimile olmamasını sadece İslam mı açıklayacağız bu durumda? Kimlerin? Arapların mı? Arapların, Arapların asimli olacak bir şey yoktu. Ee, yani Araplar İslam öncesinde bir şey değildiler. Diğer milletlerde olduğu gibi. Yani onlar İslam'la aziz oldular. Türkler İslam'la aziz oldu. Ee, Farisiler de Müslüman olanlar İslam aziz oldular. Diğerleri işte şu anki İran milliyetçileri, Amerikalılara kendilerini ispatlamaya çalışıyorlar. Ne kadar kapitalist, ne kadar ateist, deist neyse onu ispatlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Müslüman olmayanlar diğer e, iddia sahiplerine çeşit olmak durumunda, onlara teslim olmak durumunda. O e, şey olan kısım, asimli olmayan kısım onların e, Müslümanlığıydı. Örfle ilgili şey çok cüzidir bizde yani. Örf işte düğünde, şurada burada kıyafette falan değişiklik yapar. Kitapta yazdım mesela Enes Bin Malik ne yapıyor? Basra'ya girdiği zaman oradaki kıyafetleri giyiyor mesela. Onlar çok sorun etmiyorlar ama onların böyle korudukları şey o yani değişmeyen din kısmı ile ilgili. Mesela bidatlerle ilgili çok refleks sahibi ama işte farklı bir kafasına sarık sarmış şey yapmıyorlar, çok önemsemiyorlar. Dolayısıyla Peygamber sallallahu de öyleydi. Mesela cam geliyor Mısır'dan bir cam bardakla su içebiliyor ya da farklı bir kıyafet geliyor. Bunu giyebiliyor. Ama mesele dinle ilgili bir me mevzu olduğu zaman reaksiyon gösteriyorlar. İşte burada benim o medeniyet ve din ayrımıyla ilgili kastettiğim şey oydu. Yani o medeniyetle birlikte sulandırdığınız şeyin bir kısmı dine e, nüfuz ettiği zaman problem çıkıyor. Yani Araplarla ilgili mevzu o. Arapları şey yapan, aziz eden şey İslam'dı ve onların muhafaza ettikleri şey de İslam'dı. Yoksa Araplıkların aslında birkaç nesil sonra yani bedeviliklerini, bedevi olanlar hepsi bedevi değildi. Zaten terk etmişlerdi. Elhamdülillahi rabbil alemin. teşekkür ederim katılımınız için